Saat şu an gecenin 12'si. Ben yarının yemeğini düşünmek zorundayım. Günaydın. Mutlu bir günden hepinize merhabalar. Şöyle iş görüşmesine gittim. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi bir benzinlikte durduk. Ufuk arabayı yıkayacak da. İş birliği için görüşmeye gitmiştim. Bir önceki videoda bahsetmiştim ya size. Bir saniye kayıyoruz. İşi aldım. Ya kayıp duruyor. 3 video çekeceğim. Ürünler şurada poşetin içinde. Çekeceğim ürünler. Yine 3 tane deneme videosu çekeceğim. Sonrasında daha profesyonel bir şekilde çekeceğim. Size de söylemek istedim. Çok sevindim. Aşırı mutlu oldum. İnşallah bunu böyle hakkıyla yapabilirim. En çok bunu istiyorum her şeyden önce. Hayırlısı diyelim. Saatimiz tam 2'yi gösteriyor. Eve geldik. Ufukçum hemen işe gitti. Kahvaltımızı... Ay hıçkırık tuttu. Pardon. Ama önce bir yatak odasını toplayayım. Nevresimi falan değiştirmem gerekiyordu. Sonra bir mutfağı toplayayım. Akşamdan da kuru fasulye ıslatmıştık ya birlikte. Kuru fasulye pilav yapacağım bugün. Ama ben pilavı basmati pirinçten yapıyorum artık. Bana normal o pirinç dokunuyor. Başım böyle çatlayacakmış gibi oluyor. Kulaklarım uğulduyor. Böyle basmati pirinç daha iyi geldi. Daha hafif gibi geldi. Ufağa bazen baldo ayrı yapıyorum. Onu çok seviyor. Ama ona baldodan yaparım. Kendime bu basmati'den yaparım. Şu tablodan da bir tane daha yapacaktık. O da aklımda. Şu an saatlerimiz 2:05 geçiyor. Ben kendimi motive etmek için böyle saat koyuyorum. İşte diyorum ki atıyorum 15 dakikada işte nevresimi değiştirip yatakları toplayacağım. Yatak odasını toplayacağım. İşte 20 dakikada mutfağı toplayacağım gibi. Böyle düzenli ve saatli ilerleyince işim çok çabuk bitiyor. Öteki türlü işte telefona takılıyorsun, televizyona takılıyorsun. Bir türlü bitmiyor. Şuradan hemen nevresim takımı seçelim. Ne seçelim? Bunu mu sersek acaba? Bunu çok seviyorum. Ama bunu daha böyle yılbaşı haftası mı sersek? Bir sonraki hafta serelim. Bunu bir sonraki hafta serelim. Şimdi şunu sersek. Bunu serelim ya. Yatak örtüsüyle birlikte de takım bu zaten. Alalım bakalım. Bu Karaca'nın bir nevresim seti. Pamuk satendi bu. Şurada yazan not o kadar hoşuma gidiyor ki. Bu ürün Karaca Home tarafından yeni evliler, 40 yıllık çiftler, ilk kez gelen misafirler, yatıya kalan akrabalar, ömürlük arkadaşlar... Ve bu kış mutluluğu paylaşmak isteyenler için özel olarak üretildi diyor. Çok güzel bir not. Çarşafını da alalım. Yastık kılıflarını da alalım. Hadi gelin güzel bir yatak kombini yapalım. Bu benim bebek yastığım. Bebeklikten beri bu yastıkta yatıyorum.
Yani yeni bir ale siparişi vereceğim. Hatta ona birazdan bakayım aklımdayken. Hiç güzel değil ya. Bu arada yaptığımız en doğru şey annemle bütün çarşafları lastikle çevirmek olmuş. Çok rahat kullanımı. Bunu ütülemiştim ama buruşmuş. Düzgün katlayamadım herhalde. Akşam Ufuk bu kadar çok yastığı görünce küçük bir çıldırma yaşayacak. Böyle sürekli atıyor yastıkları. Ben de böyle bol yastıklı seviyorum ya. Hoşuma gidiyor yani bu kadar çok yastık. Örtüsünü hiç kullanmıyordu. Geçen gün aklıma geldi. Dedim benim bir yatak örtüm vardı. Bunu dedim neden kullanmıyorum acaba? İçinizden şimdi işe giderken göreyim seni. Ha? Böyle yataklar yaparsın dediğinizi duyar gibiyim. Ama yok yani. Şu an evdeyim. O yüzden işe giderken ne mümkün böyle yataklar yapmak? Bakaya şunları koyacağım. Şuna daha puf puf bir yastık koysaydım. Ne tatlı oldu. Pantolonumu giydim kumaş. Çok güzel bir pantolon. O kadar severek giyiyorum ki ve çok rahat. Hiç kırışmıyor da. Saatimiz 3'ü 10 geçiyor. 20 dakikada toplarım diye düşünüyorum. Mutfağı toplayayım. Yemeği ocağa koyayım. Sonra burayı yapayım. Zaten bir süpüreceğim. Bir de slipiyle toz alıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Bile de yapmıyorum. Yapmıştım hafta başında pazartesi günü ama bu ağacı kurduğumuz için yerler böyle yeşil yeşil, buradan diğer odalara falan da taşıdık. O yüzden yaptım. Hafta içi gerçi slipiyle böyle bir toz alıyorum ben yine. Pamucak pamucak oluyor böyle, tüy tüy oluyor. Deyim, sonra rahat rahat oturalım.
fasulyeyi yapalım. Şimdi bir önlük giyeceğim. Hep kirletiyorum çünkü. Hep. Sonra yağ lekelerini çıkarmakla uğraşıyorum. Öncelikle kuru fasulyeyi bir haşlayacağım. Geceden bastırmıştım suya. Bu yaylanın dermasyon muydu? Dermason muydu? Öyle bir fasulyesinden aldım. Güzel çıktı, dağılmıyor. Beğendim yani. Dün hepsi burada yayla ürünlerinde %50 indirim yapmıştı. Bakliyatımız olmasına rağmen Ufuk'la konuştuk, dedik stoklayalım. Bozulmaz, kokmaz. Ne kadar zam geleceği de belli değil. Asgari ücretin artmasıyla malum. O yüzden stokladık biz. Güzel bir fasulye, hani aklınızda bulunsun. Burada kaynarken ben de pirinci ıslatayım. Basmati'den yapacağım. Hem daha sağlıklı. Basmati'm de bu kadar kalmış sanırım. Ben şöyle biraz az yapacağım. Yarım bardak gibi. Çeşmenin sıcak kısmıyla. Tencereme alıyorum. Soğanı falan kavurayım. Her şey hazır olsun. Fasulye piştiğinde birleştiririz. Ben büyük boy soğan almıyorum. Bu boylarda soğan tercih ediyorum. Büyük boy olunca bize çok geliyor yaptığım yemeğe. Çok soğanlı oluyor bu sefer. Tamam, soğan lezzet veriyor da bence birazcık fazla olunca da sanki soğan yemeği yiyormuşuz gibi geliyor. Bıçağı hala almayanlarınız varsa kesinlikle almanızı öneriyorum. Kaç santim olduğunu hatırlamıyorum ama yani bir karışa yakın bir bıçak diyebilirsiniz. Elim benim öyle çok minik de değil, büyük de değil. Böyle orta kararda bir el. Kesinlikle alın bu bıçağı. Soğanımı alıyorum. Bolca zeytinyağı ekliyorum. Biber koyacağım. Bunlar da artık böyle neredeyse bozulacakmış yani. Kurtaralım. Çekirdeklerini hiç sevmem. Çok iyi ayıklarım bu yüzden. Soğanlar bayağı öldü. Biberleri atıyorum. Azıcık biberlerle kavrulsun. Böyle bir kaseye karıştırıyorum bir cam kaba. Öyle kullanıyorum da bitince yıkadım kaseyi. Şimdi koymayı da unuttum. Birazcık domates koyacağım. Çok değil çünkü domates sosu da ekleyeceğim. Bunlar yoksa gaz yapar. Neyse, kimyon atıyordum. Unuttum. Buna annemin yaptığı domates sosunu ekliyorum. Birazcık su ekledim. Şöyle bir karıştırayım. Kırmızı toz biber ekliyorum. Bunu da Gülsün babaanne yapmış. Ufuk'un babaannesi çok lezzetli yapıyor. Kendi yapıyor. Zaten rengi mengi hiç hazırlara benzemiyor. Fasulyeyle de pişecek. Hızlıca şuraları toparlayayım. Bu delikte kuracağımız için.
mikroskop. Bu orta sefer mesela her gün siliniyor. Bu benim için bir rutin. Bu arada fasulyem pişti. Böyle göstereyim mi? Bakın. Gayet iyi. Şimdi bunu süzeceğim. Bu suyunu kullanmıyorum ben. Kullanmam gerekiyor mu bilmiyorum. Suyla kaynayacak tekrar. Gayet iyi bir dirilik. Tuzunu ekliyorum. Karabiber. Ben böyle bulamaç gibi değil de bir tık sulu seviyorum fasulyeyi. Ve Ufuk bunu çok seviyor. İçerisine şöyle 2-3 tane kuru biber atıyorum. Acı. Pişmeye bırakıyorum. Bu basmati'nin farkı nişasta oranı daha az. Bir pirinci ne kadar güzel yıkarsanız pilav bence o kadar güzel oluyor. O nişastası gidiyor. Yapış yapış olmuyor. Daha tane tane oluyor. İlk sade pilav bence. O yüzden sade yapacağım. Böyle sıvı yağımı ekliyorum. Bunun yağ oranı biraz değişik. Diğer normal pirince göre. Yağ kaldıran bir pirinç. Tabanı tamamen yağ ile kaplanana kadar döküyorum. Ben badem yiyeyim birazcık. Koji ve badem en sevdiğim çerez. Su içiyoruz. Suyumuzu içmeyi unutmuyoruz. Böyle günde ya yazın çok içiyorum gerçekten 3 litre yakın su içiyorum ama kışın gitmiyor. İnsan susamıyor. Yani bundan 3 tane içsem kar biliyorum. Yalnız bir şey değil mi? Kuru fasulye mükemmel kokuyor. Babamın kulakları çınlasın. Çok sever kuru fasulyeyi. Bayılır. Hani böyle önünde bin bir çeşit yemek olsun. Kuru fasulye olsun. Hangisini seç derlerse gider kuru fasulyeyi seçer. O kadar çok seviyor. Kavrulan şevriyelerimi pirincime atıyorum. Kaldırıyor bildiğimiz olsun. Normal pirinçten daha fazla su çekiyor. Pilav da tamam. Söyledim mi daha önce hatırlamıyorum. Çarşafları lastikli yaptırınca biz kalan kumaşlardan da yaptırdığımız abla böyle mutfak bezleri yapmış. Çok tatlı bir düşünce. Bu arada bir tık yağını fazla atmışım size söylerken kaçırmışım. O yüzden içerisinde annem şey yapardı böyle bir parça ekmek şu kadar falan köşesi olur. İşte dilim ekmek olur. Ben de attım. O fazla yağını çekiyor. Kuru fasulye de çok güzel. Bayağı güzel kokuyor. Ya bu tam babamın sevdiği gibi. Mis gibi duru bir su. İzmir'e gidince babacığıma yapayım kuru fasulye. Kendime bir de yoğurt koyacağım. Şu yoğurdumu gelin birlikte açalım.
Bence ben bu işi çözdüm. Değil mi?